kendi kültürüyle bütünleşmiş, farklı kültürlerle barışık, Batı'yı ve Doğu'yu tanıma adına ulusal ve uluslararası projeler yürüten mesleki... Ben işittiği gibi başkalarına ulaştıran kimsenin Allah yüzünü ağrısın. Açılış konuşmalarını yapmak üzere İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Sinan Aydın'ı... Biz bir kültüre ve medeniyete mensubuz. Bizim medeniyetimiz İslam medeniyeti. Dolayısıyla bizim medeniyetimiz bugün dünyaya söz söyleyecekse o da İslam medeniyetidir. Bugünkü yaşadığımız hadiseler aslında bizim ne kadar çok şey söylememiz gerektiğini bize ifade ediyor. Bu sözü söyleyebilmek için de kendimizi sürekli güncellememiz, geliştirmemiz ve yeni adımlar atmamız, yeni politikalar belirlememiz gerekiyor. Dolayısıyla sizlerin burada yapacağı çalışmalarla üreteceği fikirler vatandaşımızla bir araya gelerek genel müdürlüğümüz tarafından bir politika belgesi hazırlanacak ve yeni adımlar atacağız. Aslında burada uzun uzun anlatmaya gerek yok. Türkiye'miz son 20 yılda çok büyük mesafeler aldı. Ben kısaca özetlemek istersem, 2012 yılında 4+4 yasasıyla din eğitiminin de artık okullarda seçmeli derslerle veriliyor olabilmesi, aynı şekilde İmam Hatip okullarının önündeki engellerin kalkması önemli bir adımdı. Anayasamızın 24. maddesi din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin mutlaka bütün çocuklarımıza verilmesini amir konumdadır. Dolayısıyla 1982 yılından itibaren her bir Türk vatandaşı evladımız din kültürü ve ahlak bilgisi dersiyle aslında içinde bulunduğu toplumun dini değerlerini ve geleneklerini ve kültürünü yakinen öğrenme imkanına sahip olmaktadır. Eğitim ve öğretim bizim en önem verdiğimiz alanların başında geliyor. Ve eğitimdeki niteliğin artırılması oldukça önemli. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin en iyi şekilde yetiştirilmesi, geleceğe güvenle bakmamıza fırsat verecektir. Daha önce de ifade edildi, mesleki eğitimle ilgili bir çalıştay gerçekleştirdik. Temel amaç, bu alandaki mevcut durumu ortaya koymak, yeni talep ve ihtiyaçlara göre neler yapabiliriz, bunu konunun bütün paydaşlarıyla bir araya gelerek değerlendirmek ve bunun da raporu bu ay sonu itibariyle çıkacak ve önümüzdeki yıl Milli Eğitim Bakanlığımıza sunacağımız yeni alan ve dallarla ilgili çalışmalarımızı tamamlayarak Eskişehir dilimizi daha iyi bir noktaya taşıyabilmek. Bugün de din öğretiminin niteliğiyle ilgili bir çalıştay gerçekleştiriyoruz. Konunun farklı tarafları bir araya gelerek bu alanda neler yapabiliriz'i bugün bütün boyutlarıyla ele alacak. Benim temel anlamda iki unsur üzerinde yoğunlaşılması gerektiği kanaatim var. Birincisi, tabii bu derslerimizde içerik nasıl olmalı ve çocuklarımıza nasıl verilmeli? Bunların çok iyi bir şekilde ortaya konması ve çocuklarımızın ilgi duyabileceği bir şekilde bunlara aktarılabilmesi. İkinci önemli husus da müfredat ve içeriğin ötesinde bu eğitimi verecek olan öğretmenlerimizin niteliği ve yetiştirilmesi. Bu öğretmenlerimizin hangi formasyonda nasıl yetiştirilmesi, bu boyutunun da eksikliklerimiz var mı, daha iyi olabilir mi, olursa nasıl olur, konunun hem akademik boyutuyla, hem uygulamanın içerisinde olan değerli öğretmen arkadaşlarımızla ve farklı sivil toplum örgütlerimizin bu konudaki duyarlılıklarıyla, konu bütün boyutlarıyla tartışılmalı ve önümüzdeki süreçte Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinasyonunda yapılacak olan bu çalışmalara ışık tutması oldukça önemli.